Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu güveydi. Herkese merhaba ve günaydınlar efendim demek isterdim ki pek günaydınlık bir tarafı kalmadı çünkü saat 2. Bugün konumuz Harry Potter konseri. Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere 4. filme gidiyoruz. 4 filmdir gidiyoruz. Israrla gidiyoruz, inatla gidiyoruz, bırakmıyoruz. Gelen bütün filmlere de gitmeye devam edeceğiz. Her film için de bu kanalda bir video göreceksiniz. Neyse, lafı çok uzatmayayım. Evde bazı işlerim var, onları yapacağım. Ders çalışmam gerekiyor. Çünkü bitmek tükenmek bilmeyen bir final takvimim olduğu için bugün konsere gittikten sonra yarın tekrar sınavım var. Bugün Harry Potter'ın 4. konserine gidiyoruz, Ateş Kadehi'ne. Ben bunu ilk izlediğimde sinemadayken, yaşım küçüktü tabii ki ve o deniz kızı sahnelerindeki deniz kızları çok alışık olmadığımız tarzda oldukları için dehşet derecede korkmuştum. O anki korkumu hala unutamıyorum. Ama bunun konumuzla bir alakası yok. Videoyu şu anda açmamın amacı, bir önceki videoda hazırlanırken geç kaldığım için, hazırlanırken videoyu çekemediğimden Öykü'nün ısrarla "Bu sefer videoyu çekmeyi unutma hazırlanırken" diye kafamın etini yemesi. Halbuki şu anda da geç kaldım. Şimdi ben hava 30 üstü derece olduğu için çok fazla makyaj yapmayı düşünmüyorum. Öbüründe Ravenclaw'la uygun bir makyaj yapmayı hedeflemiştim. Ama bu sefer ojelerimin renginden de anlaşılacağı gibi Slytherin binasına göre gideceğim. Çünkü herhangi bir iteme sahip değilim Ravenclaw'la ilgili ve Öykü Slytherin'li olduğu için onun kıyafetlerini değiştirerek giyiyorum. Şimdiki şeyde de Öykü'nün geçen sefer giydiği pelerini giyeceğim. Elbisemin üstüne. Gideceğim orada artık, yani bilemiyorum. Biraz da hevesim kaçtı açıkçası. Aslında dedik ki hani 4. filmde balo olduğu için baloya uygun mu giyinip gitsek falan. Dedim ki yavrum böyle bir şeye gerek yok. Okey, insanlar konsepte uygun geliyorlar. Hani böyle bir kültür edinilmiş ama herhangi bir balo kıyafetiyle gidersek insanların baloya, hani biz baloya gidiyoruz tarzında düşündüğümüzü anlamazlar. O kadar da değil yani. Game of Thrones final özel gösterimine yeşil kadife elbiseyle gelen kız gibi olmak istemeyiz herhalde dedim. Bunları muhtemelen Öykü de anlatıyordur bu arada ama onun yarın sınavı var ve edit ben yapacağım için kendi kısımlarımı koyacağım. Şu an deli gibiyim. Tamamen farklı bir saçtayım. Çünkü bu geçtiğimiz süre zarfında saçlarımı yaptım, dersimi çalıştım, bazı yapmam gereken işleri yaptım ve şu an buradayız. Saat artık 4.30 oldu. Makyajımı yapmam gerekiyor. Çünkü saat 8.45'teki konser için 6'da buluşacağız. Niye diye sorarsanız hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Geçen konserde bir tane Hızır otobüsümüz vardı. Hatta bir arkadaşı bizim videomuza denk gelmiş ve kendisine videoyu atmış. O da altına yorum attı sağ olsun. "Aa ben" falan diye. Çok başarılı bir cosplay'di bence. Tebrik ediyorum gene. Neyse arkadaşlar, bu şekilde şimdi ben bütün makyajımı çekemeyeceğim. Öykü'nün sekanslarına falan atlarız şu aşamada. Ben programı dinlemeye devam edeceğim. Bye. Evet arkadaşlar, birazcık geç kaldığım için bu kısmı aşırı hızlı geçeyim dedim ama böyle bir öğrenci oldum yani. Makyajımı da katı süratli gösteremiyorum değil mi şu an? Çünkü ışık dersi. Teşekkür ederim hayatıma. Şöyle tutsam. Ve çıkıyorum. Yağmur beni bekliyor. Bir de Slytherin'li çoraplarım var. Bunları da göstermek istiyorum. Çok harikalar. Evet, makyajım böyle. Buralar böyle simler yaptım. Bence çok tatlı. Artık çıkma vakti geldi. Şimdi dönüşü de düşündüğüm için ben dedim bir sırt çantası alayım. Sırt çantasının içine önce pelerini koyarım. Akşam içinde ceketimi koyarım. Çünkü belki üşürüm. Belli olmaz benim işlerim. Belki de sıcaklarım. O da belli olmaz. Hatta sırt çantama spor ayakkabı da koysam mı diye de düşündüm. Çünkü beni şu kadarcık bile tanıyan insanlar bilir ki benim önceliğim her zaman kendi konforumdur. O yüzden hiç öyle elegant olacağım, şık olacağım, bilmem ne olacağım diye kendi konforumdan ödün veremem. Gençler, hadi görüşürüz konserde. Long time. Zorunda
Öykü'yle buluştum. Ben Öykü'yü bekletirim diye şey yapmıştım ya, hani düşünmüştüm, endişelenmiştim. Geçen sefer Öykü'yü beklettim diye bir vicdan azabı çekmiştim. Tam tersi oldu bu sefer. Çünkü süper zeka benim sevgili artı birim biletini unuttuğu için metrodan geri dönmüş. Şimdi metroda nasıl yolculuk ettiğini sizinle paylaşacağım. Döndürüyorum. Dırırınt, dırırınt, dır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 
teyze ferahlatıcısı ile gelmiş. Sen de yazlıkta bununla takılıyordun şimdi. Artistik yapmayalım lütfen. Yazlıkta takılabilirim kanka. Ne alakası var? Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Sen yeni mi açılış yapıyorsun? Tabii iyi öyle. Çekmedin mi evde? Bana tembihledin. Çektim. Ha. Evet, bu gene Slytherin'li oldu. Evet, materyal eksikliğinden. Sürekli taraf değiştiriyor. Evet. Hani Snape gibi bir orada bir burada falan diyormuşum. Onun bir karakteri vardı. Sen? Bir Ravenclaw, bir Slytherin. Ne yaptığın da belli değil. Niye yaptığın da belli değil. Bence çok belli. Materyal eksikliğinden. Nerede ne varsa ben ona uygun bir şekilde çeviriyorum ve kafamda da aslında şöyle bir soru var. 5. filme materyalimiz kalmadı. Çünkü şu anda Öykü'nün Azkaban tutsağında giydiği pelerini ben giyiyorum. Benim giydiğim pelerini Öykü giyiyor. İkisi de bana ait. Evet, ikisi de sana ait. Hatta içindeki gömlek, yani Sırlar Odası'nda giydiğim gömlek de Öykü'ye aitti. Tabii bir önceki filmde yok. Giydiğin gömlek de bu gene. İkisi evet. Aynı gömlek. Evet, evet. Gömlekler de Öykü. Tamamıyla Öykü kreasyonunda ilerliyoruz. Gerçi onu kreasyon denmez. Öykü'nün gardırobundan takılıyoruz, evet, arkadaşlar. Evet, ben zamanında belli ki bir gün bir yerlerde büyücü olurum diye dolabımı bunlarla doldurmuşum. Evet, ben şeyi de söyledim. Sırlar Odası'nda ikimizin de Slytherin olduğunda benim amcamın Vefa Lisesi kravatını taktığını. Evet. Çünkü ben AliExpress'ten Ravenclaw kravatı almıştım. Ancak 1,5 ayda geldiği için konsere yetişmedi. İnsanlar gene sordular. PSM'nin içinde sıkıntı olmuyor ama zorluğunun içinde yemek yerken falan. Ha, niye böyle giyindiniz? Herkes niye böyle? Nerisiniz acaba falan? Aynen. Yani daha normal halini. Evet. Bazı insanlar Harry Potter'la ilgili bir konser mi var diye geldi. Bazıları hayırdır ne iş falan diye geldi. Yani o kadar olaydan habersiz de. Yani açıkladık biz de hani orkestra eşliğinde Harry Potter konseri var. PSM'de falan. Hatta biri dedi ki bilet mi almak gerekiyor? Biz girebiliyor muyuz? Evet, 6 ay önceden yani. Şimdi saat 8 çeyrek. Aslında şu an kapalı açılış saati. Fakat biz daha içeri girmedik. Çünkü gerek yok. Ama şimdi gireceğiz. Yani aşağı ineceğiz ama içecek kokteyllere bakalım. Bu arada ben çok saçma buluyorum. Aslında her konserde inovasyon yapmaları bir ölçüde güzel. Ama abi reçeteyi aynı tut, ismini değiştir, salsal aynısın yani. Bir de onlarsa böyle bir şeyler falan sıkılır, hani onları değiştirebilirsin. Ama yani. Evet, ya da ne bileyim esansını falan değiştir yani. İğrenç iğrenç şeyler oluyor. Neyse hadi gidelim. İçecekler varmış. Ha, söyledik mi bunu? İsimleri aynı ama bu sefer içine soda koymuşlar. Reçete aynı değil. Benim önerdiğimin aksine isimleri aynı, reçete farklı. Soda da yakışmamış. Benim bunun tadı aynı. Bence aynı. Bunun tadını bence farklı. Özü aynı çünkü kanka. Ben bire koydu ya içine. Geçen sefer de ben içine soda bir şey koyduğunu gördüm ama soda mı başka bir şey mi ona dikkat etmemiştim. Belki o Sirko ya da Sprite koymuştur. Olabilir, ona bir şey diyemem ama onun bir tadı yani çok o yakıcılı tuhaf tadı, bir tadı var. O bana çok yakın geldi, gene aynı geldi. Neyse, şimdi 15 dakika falan kaldı, biz artık salona gidelim. Şurada bir Victor Kram'la Hermione cosplay'i gördüm. Şimdi onlar çok merak ediyorum şu an çünkü baya güzel gözüküyor kıyafetler. Bence animatör onlar. Aynıydı çünkü sanırım. Birebir aynıydı. Bence onlar organizasyonun elemanı. Olabilir. Ne yapıyorsunuz yahu? Ama şimdi haksızlık oldu. Oradaki öndeki duran insan sırasını kaybetti. Bak şu işi görüyor musun? Buranın ışığı daha güzelmiş. Az önce çektiğimiz şeyleri siz görmediniz. Şimdi tekrar konuşacağım. Ya belki koyarım oradan da. Bu şeyde bakıyorum.
Evet, yaratıcı hiçbir kostüm yok. Herkes daha fazla Hogwarts öğrencisi olmuş. Bizim de aşağı kalır bir yanımız yok. Bunun farkındayım. İtemlere, şu biletini şuna çeker misin? İtemlere para harcamak istememiş olabilirsiniz. Dolardan ötürü. Çok iyi anlıyorum. Ama Hızır Otobüs kadar yaratıcı kimseyi görmedim bu sefer. Evet, bu sefer de daha yani bir fikir olarak yumurta olmayı önerdi abla. Evet evet. Mösyö Tahan'ın elinde altın yumurtayı görünce dedim ki devasa bir yumurta olabilirdik aslında bakarsan. Şey, paketimiz açtığında çığlık atarız. Nasıl? Bence iyi bir fikir. Ben atardım o çığlığı. Hadi 10 dakika kaldı. Tamam hadi gidelim. Bu kaptan mıydı bizim girişimiz? Bilmem. Şurada ne yazıyor? Okuyamıyorum. Oraya benim kafamı koy. Aa, öyle atabilirim, dur. Fotoğrafı göster. Şurada bir fotoğraf kafanı çeker misin? Tabii ki. Yakın çekiyorum. Tamam. Elimin altına koyayım, dur. Üstüne. Just concentrate on character study, studying performances, studying the characters. My background is writing music. Teşekkür ederim yani, gerçekten. Oha, öyle değiştirilebiliyor muymuş arkası? Neler yapıyorsun sen ya? Günaydın. Hiç haberim yok. Günaydın. Oha. Gitti. Evet. Dilekçe kabarıyor saçım. Benim de iniyor. Dur şunları çıkartayım. Neden güzel olur. Biletler çıkar çıkmaz alırsanız arkadan alacağınız fiyata önden izleyebilirsiniz. Hem de ilk çıktığında ön satış olduğu için daha ucuz oluyor. Bayağı daha ucuz oluyor hatta. İşte arka fiyatını öne alıyorsun. Aynı şey. Ben başka bir şey almadım. Daha, yani aynı fiyata arkadan alırsanız kategori olarak kategorinin arka sırasını alırsın gibi. Ha tabii erken almanın bir de şöyle bir avantajı var. Biletler bittikçe arkaya gidiyorsun ya. İlk kategorinin arkasını almak daha mantıklı oluyor. Ama bilet sıradan izliyorsun. Tabii biletix'te gidip yer seçtirebiliyorsun satın alırken ama orada da kampanya falan kullanamıyorsun. Herkese iyi akşamlar. Benim adım Benjamin Pope ve bu akşamki bu yolcu Lonas'ta orkestra şefiniz ben olacağım. Böyle aynadan nasıl çekiyorlar ya? Gerçekten inanmıyorum. Ben asla tutamıyorum. Hiç ayna selfie pozum yok. Deneyim mi? Dene bakalım. Yaratıyor bana o yüzden her izlediğimde. Rahatsızlık beni geldi, çok duygulandı. Ben bir damla şöyle ağladım. Bir damla azıcık ama yani. Öf, daha fazlası değil. Çok sıcak değil. Yalnız. Gerçekten. Ben bunu da sinemada izlememiştim. Evet. Beşi izleyecektim. Sen zaten sonradan Potter'ı etsin yani. Sonradan. Niye? Beşten itibaren başladım. Sonradan işte. Ağlamaz. Ben o kadar çok yalvardım ki izle diye bana bir damla. Bunun hikayesini başka bir videoda anlattık, o da burada. Anlattın mı? Evet. Nerede? Hatırlamıyorum hangisi olduğunu, onu buraya koyduğumuz zaman bakarız. Eriyorum, ah. Tamam neyse, hadi görüşürüz. Keyifliydi artık gene. Artık 13 oldu. Gene keyifliydi, yani. Aynen. Hadi bye. Abone olmayı, beğenmeyi, cakçuk bir şeyler. Kapanış hoşça böyle kal. Değil ha, bu değil o. Bak kapattım, bak. O.